Sen ne yaptın şu Fuat Bey meselesini? Hiç. Yani Zafer'in peşinde koşmaktan bir şey yapamadık ki. Şu mesele hallolsun. Biz de nikah gününü alırız inşallah. Hadi kaçtım. Merak ettim. O nasıl oldu da Tuğrul'un nerede olduğunu şıp diye buluverdi. Ergun'un içeride işini halletti. Nasıl oldu? Yardım etti anne. Sağ olsun da nasıl oldu onu soruyorum ben. Diyorum ki oğluna yardım ederken hiç bu kadar sorgulamıyordum. Ben önce evladımın hayrına olan şey neyse onu düşünürüm. Güzel kızım benim. Biraz acele etmiyor musun? Bak bu adamla ilgili benim içime sinmeyen bir şeyler var. Beni sevdiğine inanmıyorsundur belki. Nesli. Ay takılıyorum anne işte. Yani bu kafayla tabii ki hiçbir şey içime sinmeyecek. Biraz zaman geçsin. Siz de kaynaşırsınız. Tamam. Hadi görüşürüz. Dedim ben. Ben dedim. Dedim ben. Hiçbiriniz bana çekmemişsiniz. Birinizin de gözü açık değil. Bu ikinci çizgiye kim olabilir? Ben seni sonra arayayım mı? Bir dakika. Harika Hanım. Bu zor gününüzde beni acilen görmek istemenize şaşırdım. İyisinizdir umarım. Ya pardon. Ya bir kahve de ben alabilir miyim? Sanırım yeni bir sorgu seansı bekliyor beni anladığım kadarıyla. Bakalım bu kadıncağız hangi akraban çıkacak? Bu kadıncağız çok yüklü bir para kaybetmiş. Ardından da intihar etmiş. Acaba bu akraban hakkında nasıl bir hikaye uyduracaksın? Çok merak ediyorum Fuat. Pardon. Don Juan Fuat. Hı? Zira arkadaşların sana Don Juan Fuat diye hitap ediyormuş. Öyle mi? Bana bak. Senin gibi bir timsaha kızımı kaptıracağıma falan mı inandın sen? Hı? Buyurun. Affedin. Teşekkürler. Sen benimle alay mı ediyorsun? Kusura bakmayın. İstemiş bulundum. Sen benimle alay mı ediyorsun? Yok estağfurullah. Bakın, geçmişimle övünmüyorum. Ama kızınızı çok seviyorum. Onunla temiz bir sayfa açmak istiyorum. Senin defterini dürerim ben. Gebertirim seni. Kendine başka bir av bul. Harika Hanım, lütfen. Bakın, beni dünyada en iyi anlayacak olan insan sizsiniz. İnsanın geçmişi geleceğini mahvetmemeli, değil mi? Bana bak. Kızımı üzmemek için ilk seninle konuşuyorum. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Kızımı kendinden soğutacaksın. Bulacaksın bir yolunu. Eğer bulmazsan babasıyla muhatap olmak zorunda kalırsın. Peki. Madem öyle, ben de size bir şey göstereyim öyleyse. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Buyurun. Ne bu? Hiç anlamadım. Ne bu? Pirimizdir. Benden daha namlı bir arkadaştı zamanında. Duyduğuma göre sizin de eski arkadaşınızmış. Sen neyi kastediyorsun? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bana bak.
böyle ucuz numaralarla beni kandırabileceğini falan mı zannediyorsun sen? O zaman size Zafer'in babasını sorayım. Ne dersiniz? Hadsiz! Bana böyle bir soru sorma cesaretini gösteremezsin. Hadsiz! İftira davası açarım sana. Süründürürüm seni. Emin misiniz? Yani ben sizin hikayenizi birinci ağızdan dinleme şerefine nail oldum da. Senin gibi bir dolandırıcıya kim inanır ki? Kim dinler ki senin gibi bir dolandırıcıyı? Bana şantaj yaparak kızımla evleneceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Şantaj değil. Şantaj değil lütfen. Beni anlamanız için. Bakın herkes hayatının bir döneminde durulup kendini temize çekmek isteyebilir. Siz bunun en büyük örneğisiniz. Sizden tek ricam bana da kendinize verdiğiniz izni vermeniz. Yoksa kayınvalidemle kötü olmayı hiç istemem. Benim korkacak bir şeyim yok. Zafer Hamit'in oğlu. Aksi için kimse onu ikna edemez. Hele senin kim olduğunu öğrendiğinde Hamit'in seninle konuşacağını falan mı zannediyorsun sen? Yani emin olun içine kurt düşürecek bazı hikayelerim var tabii. Böyle Samatyalardan falan başlayan bir sürü hikaye anlattı Serhat abi. Oradan tanışıyor musunuz? Bakın bence biz çok iyi geçinebiliriz. Siz yine de bunu bir daha değerlendirin. Sizin kendinizi ailenize adadığınız kadar ben de kendimi aileme adayacağım. Size söz veriyorum. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.